İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi Gürkan, önce sandıklar açıldı dedik. Bugün ne bekliyoruz? Atmosfer nedir? Yansıyanlar, açıklamalarla birlikte ve katılım ilk turdan daha fazla olur mu? Sabah İran saatiyle 08.00'da oy verme işlemi başladı. Türkiye saatiyle 07.30'a denk geliyor ve saatler 18'i gösterdiğinde yine İran saatiyle oy verme işlemi tamamlanacak. Ancak hem geçen hafta yapılan ilk tur hem de daha önceki seçimlerden edindiğimiz tecrübe bize gösteriyor ki oy verme işlemi saat 18'de tamamlanmayacak ve kademeli olarak saat 24'e kadar uzatılma ihtimali yüksek. Bunu da öngörüyoruz. Yani İran saatiyle 24, Türkiye saatiyle ise 23.30'a denk geliyor. Yaklaşık 62 milyon seçmen var. 59 bin noktada oy verme işlemi yapılabiliyor. 95'ten fazla ülkede yine bu ikinci tur için sandık kuruldu. Yurt dışında yaşayan İranlılar da yeni cumhurbaşkanı için oy verme imkanına sahip oldular. İki aday yarışıyor. Said Celili, İran eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve onunla birlikte Tebriz Milletvekili eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkian yarışıyor. Her iki aday da 4 adayın arasında en yüksek oyu almıştı. Ancak ilk turda gerekli olan %50 artı bir şartını sağlayamadığı için seçimler ikinci tura kaldı ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde yeniden sandıklar kuruldu. Bu bir hafta boyunca adaylar hem televizyon programlarında münazaralar kapsamında bir araya geldiler, hem şehir turlarına gittiler, hem de başkent Tahran'da her iki aday da son mitiklerini yaptı çarşamba günü, ki çünkü perşembe günü sabah itibariyle propaganda süreci tamamlanıyor İran anayasalarına göre. Sabah ilk oyunu kullanan isimlerden biri İran İslam Devrimi lideri Ayatullah Seyyid Ali Hamenei oldu. Hamenei oyunu kullandıktan sonra yine kısa bir açıklama yaptı gazetecilere. Yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: halkın seçimlere ilgisinin öncekinden, yani ilk turu ifade ediyor, geçen haftaki ilk turu, daha fazla olduğunu duydum. Eğer böyleyse sevindirici açıklaması yaptı ve aynı zamanda yarın yeni cumhurbaşkanımızı göreceğiz. İnşallah halkımız oy verir ve en iyisini seçer değerlendirmesi yaptı. Yine oy kullandıktan sonra bir diğer açıklama İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed ve Muhbir yaptı. Muhbir de yaptığı açıklamada kırmızı çizgilerinin ve hükümetin en önemli görevlerinden birisinin halkın oylarına sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra sabahın erken saatlerinde sandığa giden vatandaşların geçen hafta aynı saatlere göre kıyaslandığında daha fazla olduğunu söyledi. Yani %40'ta kalan seçim oranının ikinci turda biraz daha artmış olma durum ya da artabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ki paylaşılan resmi olmayan verilere göre de süreç bu yönde ilerliyor. Muhbir yaptığı açıklamada aynı zamanda gece yarısı veya yarın sabah, yani cumartesi sabahın erken saatlerinde İran'ın yeni cumhurbaşkanının kamuoyuna ilan edileceğini, belirleneceğini kaydetti. Geçen hafta yapılan 4 adaylı seçimde yine cumartesi günü öğle saatlerine doğru sonuçlar paylaşılmıştı. 4 adaydan 2'si elendi. 2 adayla seçime gidildi. 2 adayın olduğu oy pusulaları daha hızlı sayılacağı için İran'ın yeni cumhurbaşkanının kamuoyuna açıklanması ve seçim sonuçlarının paylaşılmasının daha hızlı olması da beklenen rutin işlemlerden birisi olarak değerlendirebiliriz. Bir diğer açıklama da oyunu kullandıktan sonra adaylardan Said Celili'den geldi. Said Celili yaptığı açıklamada halkın geniş katılımı ve doğru seçimi ile önümüzdeki 4 yıl içindeki sadece güvenlik sorun ve problemleri çözülmeyecek. Yani gündelik sorun ve problemler çözülmeyecek. Aynı zamanda büyük bir atılım da yapılacak ve bu rol bugünden itibaren başlayacak değerlendirmesini yaptı. Şurasını çok önemsedim açıklamanın, oraya dikkat çekmek istiyorum. Yarından itibaren halk tarafından seçilen kişiye, herkes tarafından saygı görecek ve o tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacak. Ülke için 4 yıl şanlı ve gururlu yıl geçirmesi için herkes ona yardım etmelidir. Yani ben seçilsem veya Mesut Pezeşkian da seçilse
Halk bu 4 yıl boyunca ülkenin ilerlemesi noktasında yeni seçilecek isme yardımcı olmalı açıklamasını yaptı ki bu kısmı özellikle önemsediğimi ifade etmek isterim. Bir birlik çağrısı ve birlik havası içerisinde sandığa gidildiğini ve oy verme işlemlerinin sürdürüldüğüne şahit oluyoruz. Tahran'ın dışındaki şehirlerden de bazı videolar paylaşılıyor. Videolar, fotoğraflar aynı zamanda. Onları görüp incelediğimiz zaman yine uzun uzun kuyrukların sabahın erken saatlerinden itibaren oluştuğunu görüyoruz. Son olarak yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı helikopter kazasında şehit olan İbrahim Reis'in yerine görev alacak ve görev süresi 4 yıl olacak. İran'da bir kişi üst üste en fazla 2 kez seçilebiliyor. Görev süresi bu şekilde oluyor üst üste seçildiği zaman. Peki Gürkan Demir, şimdi bir sorum olacaktı ama sen kısaca tüm gelişmeleri bize özetledin. Pezeşkian ve Celili'den bahsediyoruz, iki isimden. Pezeşkian kazanırsa İran'ı ne bekliyor? Celili kazanırsa İran'ı ne bekliyor? Yeşim Hanım, Said Celili cephesi Mesut Pezeşkian'a karşı şöyle bir argüman geliştirdi seçim kampanyası süreci içerisinde. Yeni bir ruhani hükümetine izin vermeyelim değerlendirmesi oldu. Yeni bir ruhani hükümeti ne demek ve Mesut Pezeşkian cephesi nasıl vurgular yapıyor, birbirine nasıl örtüşüyor, onun ayrıntılarını paylaşalım. Mesut Pezeşkian cephesi ve Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde İran Avrupa ile ve Amerika ile nükleer müzakereler noktasında yeni ilişkiler ve işbirlikleri arayışı içerisindeydi ki zira Hasan Ruhani döneminde nükleer müzakere anlaşması imzalanmıştı. Ancak imzalanan anlaşmadan Donald Trump tek taraflı olarak çekilmiş ve hiçbir yaptırım uygulanmadan Trump aksi bir tavır alarak çekildikten sonra İran'a yönelik yeni ambargo ve yaptırımlar uygulamıştı. İşte Said Celili bunu eleştiriyor ve yeniden bir anlaşma imzalamanın İran'a faydası olmayacağını ifade ediyor. Ancak Mesut Pezeşkian cephesi de hayır, biz yeniden görüşmeler yapacağız ve ülkenin ekonomisini iyileştirmek noktasında yeni anlaşmalar imzalama hedefinde olacağız. Mesut Pezeşkian'ın seçim kampanyasını yürüten isimlerden şöyle bir açıklama geldi. ABD'de de Donald Trump'ın iş başına gelme ihtimali yüksek. Donald Trump ticaret insanı, biz de bu ticaret meselelerinden anlıyoruz. Donald Trump'la oturup konuşacağız ve bu meseleleri çözeceğiz şeklinde değerlendirmeler oldu Mesut Pezeşkian'ın ekibi içerisinde ve seçim kampanyasını yürüten önde gelen isimlerde. Said Celili de bölge ülkelerine ağırlık verilmesi gerektiğini, iç üretimin artırılarak ekonominin iyileştirileceğini, Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS üyeliğinin İran'a yeni kazançlar sağlayacağını, buralara ağırlık verilmesi gerektiğini, Avrupa'ya ve Amerika'ya güvenilmeyeceğini, güvenilir bir tablo çizmediklerini, bu nedenle İran'ın kendi yoluna kendisinin devam etmesi gerektiğini ifade eden çıkışlar yaptı. Özellikle bunun üzerinde duruyoruz ki yani nükleer müzakereler ve nükleer mesele İran'ın ekonomisinden sosyal yapısına kadar birçok alanı etkileyen önemli unsurların başında geliyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Gürkan Demir. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bugün akşam saatlerinde sona erecek ve İran yeni Cumhurbaşkanı'yla birlikte yol haritası hem içeride hem dışarıda belli olmuş olacak diyelim.